Evet, merhabalar. Tekrar Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi'nin düzenlemekte olduğu pazartesi söyleşilerinden birisinde beraberiz. 20 Temmuz 2020. 20 Temmuz deyince bize hep Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatıyor. 20 Temmuz. Umarım diyoruz ama umduğumuz gibi olmuyor. İnsanlar birazcık barıştan yana en azından çalışmalarını barış için yapsınlar diyoruz. Ama herkes yine bildiğini okuyor. Biz bu son aylarda bir başka şekilde savaş yapıyoruz. Bir virüsle savaşıyoruz. Ancak o virüsle savaşta da geçen toplantımızın sonunda birkaç cümle etmiştim. Şimdi de başında aynı cümleleri tekrarlayacağım. Bu savaştan da vazgeçmiş gibiyiz. Çarşıda ben hala çarşıya pazara çıkmıyorum ama duyduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla bu işten tamamen vazgeçilmiş gibi, o savaş bırakılmış gibi geliyor. Herkes aynı şeyleri tekrarlıyor. Ama biz yine de devam edelim. Bir gün eczacı dolabımıza ilacı koyuncaya kadar biz tedbirlerimize devam edelim arkadaşlar. Evet, savaşım tabii sadece düşmanla olmuyor, bilgisizliğe karşı da oluyor. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın bitiminde daha İzmir'de ilk sözlerinden birisi asıl savaş bundan sonra başlıyor diye. Ve Atatürk öncelikle kadınların ve kendisinin yakınında bulduğu kızları evlat edinerek başlattığı kızların, kadınların toplumun öncüsü olması gayreti bugüne kadar hep sürdü. O zamanki Atatürk'ün göstermiş olduğu yaşam biçimi, çağdaşlık anlayışı içerisinde ışığını hala yaymaya devam eden büyük insanlarımız var, büyük kadınlarımız var. Bunlardan bir tanesi de Halet Çambel profesör. Bugün Şenay Hanım Halet Çambel'i bize anlatacak. Ben lafı daha fazla uzatmadan bir an önce Şenay Hanım'ı merakla, hepimiz merak ediyoruz. Heyecanla. Buyurun Şenay Hanım, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Sesi kapattınız Şenay Hanım. Bitti mi konuşmanız? Bu kadar mıydı? Elimdeydi. Geliyor mu sesim? İyi. Evet, geliyor. Hayır. Evet. Herkese Gülüşünüzü de duyuyoruz. iyi. Bu iyi bir şey. Güzel yüzünüzü de görüyoruz. Bu Evet, iyi bir şey. sizi izliyorum. Herkese ayrı ayrı merhaba arkadaşlar. Gerçekten sizleri görmek her bakımdan çok güzel. Hem Ceyhun Hanım'ın dediği gibi bilgi edinmek anlamında hem birbirimizi görme anlamında. Onun için herkese gönülden merhaba diyorum ayrı ayrı. Tarihe iz bırakan kadınlarımız serimiz devam ediyor. Ben de bu çerçevede sizlere dünya çapında tanınmış Türk arkeolog Halet Çambel'i anlatmaya çalışacağım. Halet Çambel, arkeoloji ve prehistorya tarih öncesi alanlarına önemli katkılar sunmuş, uluslararası başarılar elde etmiş bir bilim insanımızdır. Ben konuşurken arada zaman zaman kısa kısa videolar göstereceğim. Vakti verimli kullanmak için böyle düşündüm. En sonunda bir de keyifli bir kapanış videosu ekledim. Umarım internet sorunu olmaz ve rahat rahat izleyebiliriz. Şanslıyım. Her zaman kendim şanslı bulmuşumdur. Sunumu hazırlarken sizlerden hep yardım teklifi aldım. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul'dan bir konuğumuz var. Sayın Nur Mardin bizimle. Ayrıldım. Ha, burada Nur Mardin. Kendisi Zuhal Hanım'ın arkadaşı. Aynı zamanda Halet Çambel'in yakın dostu. Nur Hanım tekrar hoş geldiniz aramıza. Nur Hanım bana Halet Çambel'le ilgili çok özel fotoğraflar gönderdi. Onları videolarda kullandım. Burada bugün bizimle anılarını da paylaşacak. Değerli katılımı için kendisine ve bana bu şansı verdiği için Zuhal Hanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. Bir konuğumuzun olması olasılığı da var. Umarım olur. Hatırlarsanız Nazım Hikmet'le ilgili söyleşide ben size bir kitaptan söz etmiştim. Nazım'ın evinde Vera'nın sofrasında kitabı. O kitabı yazan Mimar Melih Güneş de Halet Çambel'in yakın aile dostuymuş.
Halet Hanım hakkında o da bir kitap yazmış, belgesel çekmiş. Bunu internetten okuduğumda hemen kendisine bir mesaj yazdım. Çok nezaket gösterdi, hemen yanıtladı. Mümkünse katılın dedim söyleşimize. Bugün yolda olacak. Siz bana bağlantıyı gönderin, mümkün olursa katılmaya çalışırım. Fakat okuduğunuz, yazdığınız derneğin çalışmalarını hayranlıkla okudum dedi. Ben ona dernek çalışmaları hakkında da kısa bir bilgi vermiştim. Umarım yolculuğu iyi geçer ve ilerleyen dakikalarda bizimle birlikte olur. Halet Çambel, özgün kimliği ve çağın çok ötesindeki bakış açısıyla 100 yıllık yaşamını kelimenin tam anlamıyla dolu dolu geçirmiş, Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma sürecinde önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Anadolu topraklarının örttüğü tarihi sadece çıkartmakla kalmamış, sahiplenmiş, kazılarda keşfettiği uygarlıkların mirasına halkını, köylerini ortak etmiş, ayrıca kültür varlıklarının yerinde ve doğal çevre ortamı ile birlikte korunması için çok mücadeleler vermiş. 26 Ağustos 1916'da Berlin'de doğan, 12 Ocak 2014'te İstanbul'da vefat eden Halet Çambel, sadece arkeolojiyle ilgili değil, spor, sanat, müzecilik, filoloji, mimari, etnografi ve tarihle de ilgilendi. Çalışmalarıyla verdiği mücadelelerle çağdaş Türk kadınına öncülük etti. Bir asra yaklaşan ömrünün içerisine o kadar çok şey sığdırmış ki ben şaşırdım gerçekten ve bugün aktaracaklarımı planlarken epeyce zorlandım. Ansiklopedik olarak böyle satır başlarıyla söyleyecek olursam, Halet Çambel ilk Türk kadın arkeologlardandır. İlk Türk kadın hititologlardandır. İlk Türk kadın eskrimcidir. Olimpiyatlara katılan ilk iki kadın sporcumuzdan birisidir. Karatepe ve dünya tarihini değiştiren kadındır. Ülkemizdeki ilk açık hava müzesini düzenleyen kişidir. Ona yakıştırılan bazı sıfatlar var. Onları paylaşayım sizlerle. Karatepe'nin ecesi, Toroslar'da bir kraliçe, Karatepe dağlarının Halet bacısı, Doğru'nun şövalyesi, ilklerin öncüsü. Yakın arkadaşı Yaşar Kemal onun için o halkın içinde bir büyü demiş. Yer altını ortaya çıkarmak onun büyük hüneriydi. Yer üstündeki insanlar ondan yepyeni bir dünya öğreniyordu. Okula gitmeyen ya da gönderilmeyen kızları bulup Bozart aslan başlı taşı ve üzerindeki yazıları görünce çok heyecanlanır. Asistanı Çambel ve Adana Müzesi Müdürü ile birlikte Kadirli ilçesinden Karatepe'ye at sırtında giderler. Karatepe'ye çıktıklarında etrafta dağınık halde kitabe, heykel ve kale duvarı kalıntılarıyla karşılaşırlar. Karatepe Aslantaş ta milattan önce 8. yüzyılda kendisini bölge hükümdarı olarak ilan eden Asativata isimli bir kişi tarafından sınır kalesi olarak yaptırılmıştır. Saldırılara karşı kendilerini korusunlar diye. Bütün bölgeye dağılmış olan ve bizim ekibin gördüğü o parçalar o kalenin kalıntılarıymış. İncelemelere başlıyorlar. Yaptıkları incelemede görüyorlar ki ellerine geçen kitabeler iki dille yazılmış. Kitabe hem Hitit alfabesiyle hem de Fenike alfabesiyle yazılmış. Fenike alfabesi zaten o zaman biliniyordu. Ondan yararlanarak Hitit hiyeroglifi alfabesini çözdüler. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü Hitit alfabesi çözülünce, hani demiştim ya Boğazköy'deki kitabeler çözülemiyor diye, bu defa orada çıkan kitabelerin hepsi okunuyor ve anlaşıldı ki Boğazköy'deki antik kent Hititlerin başkenti Hattuşaş'tır. Ve yine anlaşıldı ki Hititler tam 4000 yıl önce, yani Yunanlılardan çok önce Anadolu'da büyük bir uygarlık kurmuşlar. Hatta onlardan da önce başka uygarlıklar var. İşte dünya tarihinin değişmesi böyle oluyor. Hani tarihi değiştiren kadın dedik ya, bu noktada çıkıyor onun bu özelliği. Çünkü o zamana kadar Avrupalılar hep şöyle derlermiş. Medeniyetin beşiği evet Anadolu, ama Anadolu Yunanlılarla başlar, Yunan tarihiyle. Onların bu
Hitit hiyeroglifisini çözmesi gösteriyor ki Yunanlılardan çok önce de başka uygarlıklar var ve Avrupa'nın tezi çürütülmüş oluyor. Ostert tarafından başlatılan kazı çalışmalarına 1952'den sonra Çamlıbel başkanlık etti. Ekip için iş bitmişti. Herkes tası toprağı toplarken Halet Çambel işim yeni başladı diyordu. Oradaki eserler, yazıtlar meydana çıkarılabilir, çıkarılan parçalar birleştirilebilirdi. Ören yeri eğer bir açık hava müzesi haline dönüştürülürse fakir Karatepelilerin kaderi değişebilirdi. İşte Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nin hayali böylece başladı. Buna halkı da ortak etmek gerekiyordu ama o dönemde bunun yapılabileceğine sadece Halet Çambel ile eşi Nail Çakırhan inanıyordu. Nail Çakırhan sol görüşlüydü, o sıralarda işsizdi ve Karatepe'deydi. Çambel 50 yıl sonrasını düşünerek her şeye ve herkese karşın açık hava müzesini kurma çalışmalarına başladı. Projeyi arkadaşları Mimar Turgut Cansever çizdi, uygulamasını ise Nail Çakırhan yaptı. İnşaat yapmayı bilmiyorlardı. Kitaptan öğrendiler. Dereden çektikleri suyla, hayvan sırtında taşıdıkları çimento ile inşaatı gerçekleştirdiler. Türkiye'nin ilk koruma çatısını ve ilk çıplak beton uygulamasını yaptılar. 10 yıl boyunca Ceyhan Nehri'ne sürüklenmiş olan, kilometrelerce uzağa taşınmış olan kabartma yazı parçacıklarını topladılar. Toprağı kazıp topan altından yeni parçacıklar çıkardılar. Yıllar süren bir sabırla bunları birleştirerek Karatepe'deki eserlerin sayısını ikiye çıkardılar. Karatepe dağlarında eşyaların yoğun olduğu o dönemde tek başına atla gezen, konaklayan, herkesin Halet ablası olan Çambel o günleri şöyle anlatır. Doktor Bosert dedi ki, çalışmalarımızı tamamladık ve buradan gidiyoruz. Ancak burayı biz açmışız, sorumluluğumuz var. Koruma altına almamız lazım bu parçaları, dedim. Dedim ki ben yokum. Kırılmış sayısız parçaya ayrılmış eserlerin birleştirilmesine başladık. Tüm parçaların fotoğraflarını çektik. Ancak o dönemde ülkede de, müzelerde de bir restorasyon işini yapan kimse yok. Onun için İtalya'ya gittiğimde restorasyon enstitüsü müdürüyle iletişime geçtim. O önce dedi ki o parçaları toplayın buraya getirin. Ama götürmek mümkün değil. Onu ikna ettik ve bize bir restoratör gönderdi. Ama binlerce parça var ve ne yaptığınızda tam olarak bilmiyorsunuz. Tüm parçaları hafızaya almak gerekiyor. Bazen uykudan uyanarak parçaları birleştirdiğim oluyordu. Sonuçta uzun yıllar boyunca kırık parçaları birleştire birleştire bu açık hava müzesini meydana getirdik. O yıllar Karatepe kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Para yok, pul yok. Sadece köylüde değil, bizde de yok. Kazı için ayrılan ödenekler yeterli değil. Ellerimizle kazıyorduk tabiri var ya, aynen öyle yaptık. Kazıda çalıştığımız köylülere bize para gelirse veriyorduk, vermese bedava çalıştırıyorduk. Bazen de bir şarkıyla ödüyorduk borcumuzu. Şarkıyla ödeşilir mi? Biz ödeştik. Nail ile buraya yerleşince tanıdığımız birçok sanatçı bize ziyarete geldi. Kimisi farklı bir yerde tatil yapmak için, kimisi de idare ile arası bozuk olduğunda. Bir müddet ortadan kaybolmak istediler. Ruhusu, Hüreyya, Aşık Veysel, Pertev Naili Boratav, opera sanatçıları Semiha Berksoy, kızı Zeliha Berksoy ve birçok aydın. Zeliha Berksoy öyle güzel şarkılar söylerdi ki, köylüler derlerdi ki, Zeliha şarkı söylesin biz bedava da çalışırız. Aşık Veysel geldi, burada bir hafta kaldı, konserler verdi. Ruhusu geldi, konserler verdi, kendisi için buradan türküler derledi. Hiçbir şey yoktu, doktor da yoktu. Hemen bir ilk yardım istasyonu kurduk. Bir arkadaşımız Eczacılar Birliği'nin genel sekreteriydi, ondan ilaç istedik, gönderdi. Her türlü yaraya, bereye, yanağa, basit hastalıklara elimizden geldiğince yardımcı olduk. Her gün 5-6 hasta gelirdi. Çocukları da tedavi ettik. Tarih eserlere sahip çıkılmasının eğitimle mümkün olduğunu biliyorduk. Ama en yakın okul 5 saatlik uzakta. Komşulara dedik ki, çocuklar sizden, defter kalem bizden.
Çocukları gönderin, onları okutalım. Yanlış anlamışlar. Çocukları akşam yerine sabah 5'ten gönderdiler. Irmağa gitmemeleri için açlığı başlarına koyduk. Mutfağın yanına sıralar dizdik. Bir okul oluşturduk. Ve akşamları işten geldikten sonra onları okutmaya başladık. Tabii bütün bu çalışmalar yaz boyunca yapılıyor. Okuma öğrettiklerimize de yaz sonunda birer kağıt verdik, referans kağıdı. İşte şu çocuğa tarafımızdan öğretilmiştir, okuma yazma öğretilmiştir diye. Ki o belgeyle çocuklar okula başvurabilsinler diye. Daha sonra Mehmet Can diye bir kaymakam geldi. Hep birlikte okul seferberliğine başladık. Karşı tepelere okul kurdu. Marangozculuk, demircilik atölyeleri kurdu. Çocuklar okula gittiler, atölyelerde de meslek sahibi oldular. Gel gelelim, öğretmenler çocuklardan memnun değildi. Çünkü çocukların yaşları farklı, okula gitme yaşı geçmiş, işte nüfus cüzdanıyla asıl yaşı tutmuyor bu nedenlerle. Meğer öğretmenlerin niyeti Almanya'ya gitmekmiş. Ben dedim ki, ben size Almanca kursu vereyim, siz bu çocukları bırakmayın. Kabul ettiler. Almanca öğreterek onları burada tutabildik. Karatepe biliyorsunuz kilimcilikte hayli ileri. Karatepe o zaman da kilimcilikte ileriydi. Kadınlar dokuyordu. Ancak kullandıkları boyalar kimyasal olduğu için akıyordu. Renkleri de çok uyumlu değildi. Kadınlardan birisine dedik ki sen gel kök boyayla boya. İkna oldu o. Diğerler önce pek yanaşmadılar. İkna oldu, boyadı. İlk yaptığı seccadeyi biz mahsus yüksek fiyatla aldık ki diğerleri de heveslensin. Amacımıza ulaştık. Diğerleri de kök boyayla kilim boyamaya başladılar. Elimizde bu defa kilimler birikti. Bir desinatör bulduk. O desinatör pazarlamasını yaptı. Köylüler para kazanmaya başladılar. Hatta bir genç kız bu dalda Türkiye'de birincilik bile kazandı. Bölge halkı da sahip çıktı bu kilimcilik işine ve bir kooperatif kurdular. Böylece Karatepe kilimi dünyaca meşhur oldu. Hikayesini böyle anlatan Halet Çambal için durmak söz konusu değildir. İleriki yaşlarda başarısının nedenini soran BBC muhabirine çalışmak, çalışmak, çalışmak diyecektir. Bu sorumluluk duygusunun nereden geldiğini soran bir başka sunucuya da şöyle yanıt verir. Bu bizim sorumluluğumuz. Eğitimimizin özelliğinden. Biz böyle eğitildik. Bu ülkeye bir şeyler katmak, bir taşa taş eklemek, bir tuğlaya tuğla eklemek, bir binanın kuruluşuna yardımcı olmak bizim için görevdir. Ülkenin sosyal problemlerini de bilmek gerekir. Bu nedenle Anadolu'da yaşamak, belki de Anadolu'yu sevmek gerekir. Halet Çambel, Cumhuriyet'e katkıda bulunmayı görev bilmiş, yaptıklarını hiçbir zaman dile getirmemiş ve hiçbir zaman övünmemiştir. Şimdi ben ikinci bölüme geçmeden Nur Hanım katkıda bulunmak ister misiniz? Yoksa nasıl yapalım? Tamam. İsterseniz ben de bize biraz o kadar anlatın. Güzel anlattınız ki yani Halet teyzenin bütün yaptıklarını aklınıza, elinize, gönlünüze sağlık. Ben sadece ilave olaraktan onu yani yakından bir Halet teyze olarak tanıyan. Çünkü benim annemin ve teyzemin arkadaşıydı. Aslında teyzem onların şeydeyken Arnavutköy Kız Koleji'ndeyken biyoloji hocası. Sonradan teyzem fen fakültesinde profesör oluyor ki hatta Türkiye'nin ilk kariyerden yetişme profesör kadın profesörü ve tabii Halet teyzeyle ve Mina teyze de İstanbul Üniversitesi'nde olduğu için orada da beraberlikleri devam ediyor. Biz Ankara'da olduğumuzdan İstanbul'a her geldiğimizde Haletlerin o köşkü evine giderdik Arnavutköy'deki. Ve oradaki hiç unutmam mor sümbüller çok güzeldi. Bir de arka bahçesi çok güzeldir. Çünkü Halet teyze sonra şey söyledi. O ev esasında padişahın bahçıvanının eviymiş. Öyle babası mi? O bahçıvanın evinden almış. Dolayısıyla çok güzel böyle set set arkada bahçesi vardır. Ve çok güzel çiçekler, meyve ağaçları falan vardı. Şimdi inşallah restore oluyor. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne bıraktılar. Hatta ablası Perihan Çambel
O da teyzemin sınıf arkadaşı, o doktordu. Daha sert bir kadındı ama o da çok değerli bir insandı. Kanser araştırmacısıydı. Öbür ablası Leyla Çambel, güzel bir kadındı o da. Gazeteciydi, onu da hatırlıyorum bir yerde. Ankara'da sık gelirdi bize. Fakat Halit teyzeyi ilk gördüğümde hatırladığım, benim yaşımı hatırlamıyorum ama çok güzel bir profil. Yani burada yaşlılık resimlerini görüyorsunuz ama çok güzel bir kadındı Halit teyze. Yani beni o çarpmıştı. İkincisi, bir yerde Gündüz Vassaf'ın bu Melih... Güneş. Güneş'in... Melih Güneş'in bu Halit Çambey ile buluşma, o buluşmaya da ben gittiğim için biliyorum. Ama bu kitapta bir sürü insanın anıları var. Ve orada Gündüz Vassaf şöyle başlıyor. Aşık olunacak kadın diye. Gerçekten de ben bile ufak yaşımda aşık oldum. Çünkü bir yerde insana değer verdiğini gösteren bir insandı. Yani çocukluğumdan beri ben çok son zamanlara kadar da gidiyordum. Her seferinde bir yerde, yani sen ne yapıyorsun? Senin yaptığın işlerle ilgilenir. Gözün içine bakarak dinler. Sana değer verdiğini gösterir. Dolayısıyla yani çok kendisinden bu kadar 5-6 insan bilen, bu kadar iş yapan bir insan, kendisinden bahsetme. O kadar alçak gönüllü. Bir yerde her zaman insanlara, her türlü insana çok sıcak davranan bir insandı. Öyle fazla konuşan değildi. Yani vefatına kadar ben son dönemde burada olduğu için sık gidiyordum. Tavla oynuyorduk. Aklı çok iyi yerindeydi. Maalesef bir yerde hiç sigara içmemiş olduğu halde KOAS'ı vardı. Ve o yüzden de bayağı rahatsızlık çekiyordu. Yani oksijeni düşüyordu. Ama onun dışında bir yerde her zaman yoga yapan bir insandı. Öyle mi? Yani evet. Yani o tekerlekli iskemleyle bile balkona çıkıp yoga hareketleri yapardı. Yani daha evvel tabii çok daha fazla sporcuydu. Benim bildiğim teyzemle falan bahsederlerdi. Yani şeyi, boğazı birkaç kez karşıya yüzü, çok iyi bir yüzücü. Bu kitaptan bir şey anlatayım. Orhan Veli bir gün şeye geliyor. Bunlar Türkan Saylan'ın babasının apartmanının alt katını kiralıyorlar. Ve Türkan Saylan da o zaman işte 8-9 yaşlarında. Çok sık bize gelmek isterdi, bizi çok severdi diyor. Ama annesi müsaade etmezmiş. Hep geri çağırırmış. Çünkü annesi biraz tutucuymuş, o komünistlere yanaşma dermiş bunlara. Fakat o arada o Türkan Saylan'ın evindeyken bir gün gece şey geliyor. Orhan Veli bir arkadaşıyla. Ve ikisi de iyice sarhoş. Diyorlar ki işte Fenerbahçe'ye bir kayık bulduk. Fenerbahçe'ye kahvaltıya gideceğiz. Bir bakıyorlar ki onların kayığı şişme bir bot şey olacak. Yapma etme, ikna etmeye çalışıyor. Olmuyor. Sonunda kendi kayıklarını alıyorlar. O da şey, ama Halet çekiyor o şeyi, kürekleri. Ve bu üçünü Fenerbahçe'ye kadar götürüyor. Yani aynı zamanda kürekçiydi. Yani bu o tarafları, farklı yönlerini ben de bahsetmek istedim. Öbür tarafta yine bu kitapta belki İstanbul'dakiler bilir, Çiçek Bar vardı Sıra Selviler'de. Oranın sahibi Arif Keskiner, o da Halit abla Son Kibele diye bir ad takıyor. Çünkü bahsettiğiniz gibi daha evvelki filmde de bir yerde, yani hem Karatepe'yi kurtarıyor, hem o Boğazke'yi, hem bir yerde son 95 yaşında
Kasta o şey çimento fabrikasının yapılmasını önledi. Kastabala. Yani bir yerde Kastabala'daki evet. çimento fabrikasının yapılmasını önlüyor. Çok evet. özlediğimi söylemem evet. lazım. Çünkü emekli olana kadar da okuldan dediğim gibi her İstanbul'a geldiğimizde ziyaretine gelirdik annemlerle. Sonra ben devam ettim. Ama sonra o emekli olduktan sonra o kadar çok Karatepe'deydi ki bulamazdım evde. O zaman Nail'le oturup konuşurduk. Nail de çok şeker bir insandı. Allah rahmet eylesin ikisine de. Amin, amin. Ama, efendim? Pardon, anlamadım. Dinliyoruz. Nail yani eşi bir yerde. Evet. Fakat Yaşar Kemal'le de bir anısı var. Burada yine okuduğum Yaşar Kemal'in de anlatmış olduğu. Yaşar Kemal o Hamidiye köyünde öğretmen yardımcısı galiba. Ve o da yürüyerek giderken bir bakıyor at sırtında Halet gidiyor. Halet teyzeyi de Abidin Dinolar'dan duymuş. Konuşmaya başlıyorlar filan fakat Halet attan iniyor. Biraz sen bin diyor. Yaşar Kemal yok ben binmem diyor. Ben yürümeyi severim diyor. Olmaz sen bin bineceksin filan neyse sonunda bindiremiyor onu. O zaman ben de inerim diyor. Onunla beraber yürümeye başlıyorlar. Fakat sonralarda bir yerde sık sık görüşüyorlar. Onları da anlatmıştı. Ama zor adamsın sen. İnadından dolayı dermiş Yaşar Kemal'e. Bir de Sabahattin Ali'yle anlatmıştı bana. Sabahattin Ali bu dışı yani yurt dışına gitme niyeti olduğunda gelip Halet ediyor ki kızım ve karım sana emanet. Yani Filiz Ali. Aman diyor Halet yapma. Ben şey yapamam. Bakamam. Bak ben devamlı gidiyorum. Karatepe'ye şuydu budur yapma etme filan ama ikna edemedim dedi işte. Sonra da başına gelenleri biliyorsunuz. Bir de benim hatırladığım detaylı olarak olmasa da yani hep memleket meselelerine çok ilgiliydi. Bu seneler evvel işte dediğim gibi ben 8-9 yaşlarında yani 60'lı senelerde olmalı. Bir yerde bir gün bize geldi ve babam o zaman milletvekili Halk Partisi'nden bir rapor getirdi. Bu Keban Barajı filan dolayı şeye gitmişlerdi sanıyorum. Güneydoğu'ya. Evet. Ve evet. oradaki Kürtlerin durumuyla şeyler yapılmalı diye bir rapor getirmişti. Yani arkeolojinin dışında çok şeyle insanlarla ilgiliydi. Ve maalesef son dönemlerde Türkiye'nin şartlarından da çok kaygılanıyordu. Onu da ilave edeyim. Yani nasıl olacak diyerekten. Son zamana kadar dediğim gibi tavla oynuyorduk. Aklı çok iyi yerindeydi. Bazı kişilerin adlarını unuttuğundan rahatsız oluyordu ama onun dışında hiçbir problemi yoktu. Sanıyorum Şenay Hanım bir film daha gösterecek. Onun için ben başka bir sorunuz yoksa bu kadarla bırakayım. Yine devam ederiz karşılıklı. Ziya Bey hep der ki burası bir aile ortamı. İsteyen istediği zaman katılabilir. Siz de onun için rahat hissedin lütfen. Çok teşekkür ederiz. Yine Değil devam ederim. Ederiz yani. İmrenilecek tamam. bir ömür değil mi? 100 yıla yakın. Yani çok. Ben şöyle çıkarıyorum 1916 ne demek ya? Birinci Dünya Savaşı şu dönemde 2014 gerçekten ve dolu dolu müthiş bir yaşam. Ben hayrandım onun için zevkle böyle hemen seçtim. Şimdi ikinci videomla devam edeyim. Halit Çambel'in öncülüğünde kurulan onun 57 yıl boyunca ilgilendiği Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi
Ceyhan Nehri kıyısında çam ormanlarının içindedir. Bu müze hem Hitit Krallığı'nın anıtsal varlıklarının hem de arkeolojik zenginliklerin doğal çevreyle bir bütünlük içinde görülebileceği dünyadaki nadir örneklerden birisidir. Açık hava müzesi kurulur ama işleri bitmez. Bu defa çevreyi korumak gereklidir. Türkiye'nin ilk milli park uygulamasını hayata geçirirler. Keçiler ormana zarar veriyordu. Köylüyü ikna ettiler, köylülerin keçilerini koyunlarla takas ettirdiler. Ayrıca onlara koyunlara nasıl bakılacağını, nasıl yavrulatılacağını sabırla öğrettiler. 1960'lı yıllara gelindiğinde Karatepe Türkiye'nin ilk açık hava müzesi, ilk milli parkı, ilk ayrıntılı etnografik belgeleme çalışması ile ünlendi. Başka yerlere de örnek oldu. En önemli özelliği o günden bugüne değişmeden geldi. Bu çok önemli. 1960'ların sonunda Ceyhan Nehri üzerine bir baraj yapılması planlanıyor. Aslantaş Barajı. Bu baraj plandaki gibi yapılsaydı Karatepe Ören Yeri küçük bir ada haline gelecekti. Çambel bir yıl boyunca o barajın planlarını inceledi ve DSİ yöneticilerine yapılacak barajın kültür varlıklarına ne kadar zarar vereceğini gösteren bir rapor hazırladı. Bu rapor işe yaradı. Baraj kotunun yani yüksekliğinin Karatepe'yi tehdit etmeyecek şekilde düşürülmesini sağladı. Bunun için bir yıl mücadele verdi. 1960'ların başında Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu. Kalkınma hamleleri başladı hatırlarsanız. Bazılarınız hatırlar tabii. Çukurova'nın sanayi, turizm ve tarıma açılma kararı alındı. Bu normal bir süreçti. Ülkenin gelişmesi gerekiyordu. Fakat Çambel bu gelişmenin kültür varlıklarıyla birlikte bir bütün halinde gerçekleştirilmesini istiyordu. Yetkilileri ikna etti. Silifke'den Payas'a kadar bütün kıyı kordonunun kültür envanterini çıkartma, belgeleme ve projelendirme işini kendisi üstlendi. 1966 yılına ait fotoğraflar geçti internetten elime. Orada Mersin'deki Soli Höyüğü'nün de fotoğrafı var. Videoda göreceksiniz az sonra. Demek ki Mersin'de de çalışmalar yapmış. Aynı şekilde Adana'da çalışmaları var. Tepebağ Mahallesi biliyorsunuz Adana kentinin tarihi çekirdeğini oluşturan en eski mahallesi. Bu mahalle tümüyle o çalışmada tarandı, belgelendi. Tarihi yapılar, evler, arkeolojik dolgular tek tek tespit edildi ve kentin planlarına işaretlendi. 1967 yılın sonunda tüm kıyı bandı taranmıştı. Bütün ören yerleri fotoğraflandı, planlara işlendi, kültürlere, kültür varlıklarına zarar vermeyecek şekilde proje hazırlandı. Ancak güzel şeyler her zaman devam etmiyor maalesef. Devlet Planlama Teşkilatı kaldırılınca bu çalışmalar sonlandırıldı. Adana'nın en önemli kültür varlığı Tepebağ Höyüğü bir gece operasyonu ile ortadan yarılarak tahrip edildi. Çambel ama hiçbir şey durdurmuyor, o çalışmasına devam ediyor. O ulusal değerlere bağlı ancak bilimin evrenselliğine inanan bir insan. 1963 yılında Chicago Doğu Bilimleri Enstitüsü'nün o yıllarda efsaneleşmiş ismi Robert Breakwood'u tüm ekibiyle birlikte Türkiye'ye çekmeyi başarır. Breakwood, dünya arkeolojisinde çığır açmış bir yenilikçiydi. Birlikte Güneydoğu Anadolu ortak projesini kurdular. Türkiye'nin ilk kapsamlı, çok disiplinli yüzey araştırmasıydı. 1963 yılında başlayan bu işbirliği 2004 yılında Breakwood'un vefatına kadar kesintisiz sürdü. Bu uzun işbirliği bile dünya tarihinde yer alması gereken önemli bir olaydır. Bu projeyle başarılı kazılar yapıldı, çok sayıda bilim insanı yetiştirildi, bilim dünyasına yeni yöntemler kazandırıldı. 1967 yılında Fırat Nehri üzerine Keban Barajı yapılacaktı. Az önce Nur Hanım da sözünü etti. Barajın yapılmasıyla Tunceli ve Elazığ sınırları içerisinde kalan çok büyük bir alan sular altında kalacaktı. Çambel ve Breakwood ikilisi, ODTÜ rektörü Kemal Kurtaş'a giderler,
onun desteğini alırlar. O da çok dahi bir insan, iyi bir organizatör, Maliye Bakanlığı yapmıştır. Onun desteğini alarak Türkiye'nin ilk kurtarma projesini başlatırlar. O yıllara kadar büyük bayındırlık uygulamaları, diyelim büyük bir baraj, büyük bir yol yapılırken zarar görecek kültür varlıkları hiç dikkate alınmamış. Seyhan İrfanlı gibi dönemin büyük barajları birçok antik kenti su altında bırakmış, fakat bundan kimsenin haberi yok, kimse de bundan rahatsız değil. Yerli ve yabancı 25 heyet, 50'nin üzerindeki tarih öncesi yerleşmede 6 yıl boyunca barajın ilk suları gelinceye dek çalıştı. Doğu Anadolu'nun Mezopotamya kadar köklü bir mirasa sahip olduğunu böylece ortaya çıkardılar. Aynı ekip, aynı şekilde çalışmaya, aynı metotla Karakaya ve Atatürk Barajı alanları içerisinde de sürdürdüler. Maalesef 1980'lerden sonra bu konuda önemini yitirdi. Şimdi size üçüncü videom. Büyük ekran zaten şimdi. Tamam, peki. Şimdi 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından Tarsus Gözlü Kule Höyüğü'nde yapılan araştırmalarda Halet Çambel onursal danışmanlar arasındadır. Ülkenin her yerine eli değmiş. O yıllarda okulunun tarih kulübünde bulunan kızım Halet Çambel ile birlikte Gözlü Kule'de bir çalışmaya katılmıştı. Akşam eve geldiğinde ünlü birisiyle olmaktan ayrıca çok mutluydu. Yıl 2008, Halet Çambel 92 yaşında. Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ne ve Aslantaş Barajı'na giden yol üzerinde antik bir kent bulunmaktadır. Nur Hanım ona da değindi. Kastabala kenti. Bu kent içerisine çimento fabrikası kurulmak istenir. Halet Çambel, Kastabala'yı, Orta Çağ kalelerinin bulunduğu Kastabala Vadisi'ni ve hemen yakındaki kuş cennetini korumak için tüm dostlarını seferber eder, tüm sivil toplum örgütlerini destek için çağırır. Büyük bir mücadele verir ve çevreye zarar verebilecek o fabrikanın yapımına engel olur. Nail Çakırhan aynı yıl öldüğünde 11 Ekim 2008 tarihinde vefatında Kültür Bakanı yanına gelir ve ona yapabileceği bir şey olup olmadığını sorar. Çambel var der. Kastabala'yı kurtarın. 57 yıl boyunca Karatepe ve çevresi için hizmet veren Profesör Doktor Halet Çambel adına Kadirli'de yaptırılmış bir okul bulunmakta. 2012 yılında ayağı kırılınca Osmaniye'den daha çok İstanbul'da yaşamaya başladı. Evi Arnavutköy'de Kırmızı Yalı olarak bilinir. Görüntüsü çok hoş. Az önce gördük. Nur Hanım da söz etti. Bu ev Arnavutköy'de Kırmızı Yalı olarak bilinir. Ailesinden kalmadır. Her bakımdan çok değerlidir. Bu evi 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladı. Ev, Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji ve Geleneksel Mimarlık Araştırmaları Merkezi'ne dönüştürülmek üzere halen restore edilmekte. Bir röportajında mutluluk kişisel çıkar peşinde yakalanmaz. Topluma yararlı olmak olarak asıl mutluluğa ulaşılır diyen ve yaptıklarını çok doğal karşılayan Halet Çambel'in birçok da ödülü var. Osmaniye Valiliği Üstün Hizmet Ödülü, Truva Kültür Sanat Ödülleri, Truva Özel Ödülü, Adana Rotary Kulüp Hizmet Ödülü, Kültür Bakanlığı'nın çeşitli ödülleri, Hollanda Kraliyeti Prens Claus Ödülü, Alman Arkeoloji Enstitüsü Asli Üyeliği, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü, Sofya Arkeoloji Enstitüsü, Türkiye Bilimler Akademisi Şeref'in, evet Kırmızı Yalı'yı görüyorsunuz şu anda, Türkiye Şeref Üyeliği, Mersin Üniversitesi, Tübingen Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Şeref Doktorası sahibidir. Sayısız genç yetiştirerek hocaların hocası olmuş Halet Çambel, öğrencilerine şöyle söylenmiş. Ben çok beğendim bu sözünü. Siz okuma biliyorsunuz. Bütün bilgiler de kitaplarda var. Ben size yarın değişecek bilgiyi belletmem. Bununla yükümlü değilim. Ben size bilgiyi nasıl kullanacağınızı ve nasıl öğreneceğinizi öğretirim. Nail Çakırhan'ın ölümünden birkaç ay önce yazar Hüseyin Çağlar İnce, Akyaka'da Halet Çambel ile karşılaşıyor. 93 yaşındaki Çambel'in o gün akşama kadar Çine Vadisi'nde eşi ve kendisi için mezar taşı aradığını söylüyor. Halet Çambel 15 Ocak 2014'te Akyaka'da eşi Nail Çakırhan'ın yanına defnedildi. Her ikisinin mezarında da Halet Hoca'nın Çine Vadisi'nde seçtiği
doğal taşlar kullanılmıştır. Işıklar içinde yat, Halet abla. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz Sena Hanım. Bir videomuz var ama onu sohbet edelim en son isterseniz gösterelim Ziya Bey. Evet, şimdi şeyleri saydınız, ödülleri saydınız. Bizim İşaret Sanat Kulübü de 2006 yılında Kültürel Mirasa Katkı Ödülü vermişti Halet Çambel'e. Fakat kendisi rahatsız olduğu için gelip alamamıştı. O, daha sonra beni aradı, bana teşekkür etti. Ama tabii bizimki ulusal bir dernek, ulusal çapta ses getirecek bir kurum olmadığı için o şeyde sizin listenizde yer almamış İşaret Sanat Kulübü. Karşılaşmadım. Karşılaşsam özellikle koyardım. Yok şey değil. öyle bir şey var. Sanat Kulübü'nün kültürel mirasa katkı olarak şeyle beraber Muazzez İlmiye Çığ'la beraber 2006 yılında ikisine şey verilmişti. Ödül verilmişti. Nail Çakıran'dan bahsettiniz. Nail Çakıran da yine hepinizin bildiği gibi Ahan Mimarlık Ödülünü almış bir büyüğümüz. Onun da Muğla'da müze gibi şimdi gezilebilen bir şeyleri var. Evleri var. O ödülü aldıkları ev bir müze gibi. Biz gezmiştik. Şimdi durumu nedir bilmiyorum ama bayağı da gurur duyarak gezdiğimiz bir binaydı, bir evdi. Çok gerçekten olağanüstü bir binaydı yani. Fotoğrafları var ama internette o ödül alınan o binanın fotoğrafları var. Hmm. 1938 yılında evlenmişler. Tam 70 yıl sürmüş evlilikleri. Ölüm onları ayrıncaya kadar 70 yıl süren uzun bir evlilik olmuş. Ne mutlu onlara, ne mutlu peki onları tanımışız. Tabii bunların hepsi en başta dediğim gibi Atatürk'ün sayesinde olmuş. Atatürk'ün yön verdiği, yol gösterdiği insanlarımız, kadınlarımız, kızlarımız. Evet, Nur Hanım'a da ben bu arada. Buyurun Zuhal Hanım, tabii buyurun. Şimdi ilk önce Ziya Bey'e şunu söyleyeyim. Hiç sanat kulübünün yaptıklarını azımsamayın. Biz de yerel olarak, sizler de yerel olarak kültüre çok büyük hizmetler veriyorsunuz. Bu sizin için. Şimdi ben izlerken, yani hakikaten sevgili Nur sana çok çok teşekkür. Şenay Hanım size çok teşekkür. Çok güzel derlenmiş, toplanmış. Bildiklerimizin yanında bilmediklerimiz ve çok duygulanarak izlediğim bir söyleşi oldu. Bir de içim cız etti. Niye etti biliyor musunuz? Şimdi Aslantaş Barajı'nı, Kastabalayı nasıl durdurabilmişler? O zamanın Cumhuriyet kadınları veya insanları. Şimdi biz hiçbir şeyi durduramıyoruz. İşte şey Hasankeyf gözümüzün önünde yok oldu. Şimdi bizler mi çok beceriksiziz? Onlar mı çok daha değer? Tabii ki çok değerlediler de yani biz onların onda birini yapamadık. Bu böyle içime benim cız diye oturdu. Yoksa yöneticiler mi farklıydı her şeye rağmen? İşte ben sadece bunları ilave etmek istedim. Çok teşekkürler. Zuhal Hanım şimdi konuyu belki biraz saptırmış gibi olacağım ama su altında kalması belki de iyi. Birkaç yüzyıl sonrasına kalıyor hiç olmazsa. Ama burada gözümüzün önünde adam kayaları bombalarla parçalaya parçalaya bitirdiler. Yani hemen hemen bitti gibi bir şey oldu. Evet, o da doğru. Civarındaki bütün o ne var ne yok her şeyin altına birer dinamit atıyorlar. Taşın altından altın arıyorlar veya altın arama bahanesiyle yok ediyorlar. Artık bilemiyoruz bir şekilde. Yani suyun altında kalmasına bir bakıma lazım. Ama Ziya Bey yani şeyi görmüşsünüzdür. İnternette şeyde dolaşıyor Hasan Keyf'in yeni halini. Yani işler evet, acısı. Evet, 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 maalesef. Evet, evet.
Evet, hiçbir şey yapamıyoruz. Seyredip seyredip kendi kendimize konuşuyoruz. Bizim sanat kulübünün son arkeoloji günlerinde bayağı bir gündemi işgal etti. Son yıllardaki arkeolojik mirasa yapılan saldırılar. Yani hiçbir şey yapamazlarsa adamlar onlarca kilo asit atarak eritmeye çalışıyorlar heykelleri. Yani o tarihi eserleri binlerce yıl kalmış, bütün doğa koşullarına direnmiş heykelleri. Başka çaresi onu bulamayınca, dinamit de atılmıyorsa eğer, kabartmaları falan şeyle, asitle yok etmeye çalışıyorlar. Yani ama şimdi konuyu değiştirmiş olacağız. Yok, bence tam yeri. Ben de sizlere katılıyorum çünkü bu sunuma hazırlarken Haliç Çember'le ilgili biraz bilgim olmasına rağmen ne kadar çok şeyi bilmiyormuşum diye düşündüm. Bu mücadelelerini ben bilmiyordum doğrusu. O anda üzüldüm. Niye biliyor musunuz? Kendim için değil. Bizim bu pazartesi söyleşilerinde konu ettiğimiz kadınların, Lilek Livaneli'nin, Sabiha Gökçe'nin, işte şimdi bugün Haliç Çember'in, bunların çocuklarımıza anlatılması lazım. Okullarda anlatılması lazım. İşte evet. O zaman mücadele verilir. İşte o zaman doğayı kaybetmeyiz, hiçbir şey kaybetmeyiz. Herhalde yine her şey eğitimden kaynaklanıyor. Nur Hanım'ın başta da söylediği gibi. Bir yanısından bahsedebilir miyim? Tabii edebilir miyim? Haliç Çember'in İstanbul Üniversitesi'nden arkadaşı Muhibbe Darga. Karatepe'yi keşfettikleri ekibin üyelerinden bir tanesi, arkadaşlarından bir tanesi. Yıl 1947. Muhibbe Darga şöyle diyor. Hans Enstock ile evliliğimde bizim köşkte muazzam bir düğün oldu. Ben Halit Hanım'ı ilk defa kadın elbisesiyle gördüm. Siyah bir elbise giymişti. Hiç makyaj yoktu. Siyah, ipekli, uzun, yerlere kadar bir elbise ve yaka. Turakar kollu, iki tane şahane, birbirinin aynı gümüş bilezik bileklerinde. Aynı bugünkü gibi. Herkes dedi ki, düğünün en güzel kadınlarından biri Halit. Herkes peşinden koşuyordu. Bir daha elbiseyle görmedim Halit Hanım. Sonra sordum, ne kadar güzeldiniz dedim bu elbiseyle, bu bileziklerde. Düğün geçtikten sonra dedi ki, kardeşim Leyla ve bileziklerde. Halit Hanım biyografisinde değerli sevgili Şenay Hanım'ın da anlattığı gibi hep çalışma hayatından dolayı daha çok erkek kıyafetleriyle, botlarla, kısa ayakkabılarla falan görüntü vermiş. Hatta zaman zaman ben erkek diye biyografisinde öyle söylüyor. Çünkü hep erkeklerin mesela bir atı arkadan iterek onun yol almasına yardımcı oluyor. Tek başına çok büyük işler yapıyor. Erkeklerin yapacağı işleri yapıyor. Tekerleri değiştiriyor falan. Onun böyle bir tuvaletle, bir elbiseyle güzel bir kadınmış. Haliç Çember çok güzel bir kadınmış. Ama ilk defa böyle bir arkadaşının düğününde böyle güzel bir elbiseyle görülmüş. Muhibbe Darga'dan Haliç Çember'e bir an hocam. Hepinize sevgiler. Buyurun. Harika. Ben çok değişik karşılaşmamıştım. Çok hoşuma gitti. Evet. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Bir yerde bu da bana bir şey hatırlattı. Benim düğünüme gelmişti Halit teyze. Ha. Orada da ya dedi, siyah bir kostüm giymişti, gayet şıktı ama yine pantolon ceket. Ondan sonra fakat dedi Nurcuğum dedi, bir pabuç bulamadım dedi uygun. En sonunda Nail'in pabuçlarını giydim geldim dedi. Çok hoş. Ama çok güzel bir kadındı, onu diyorum. Yani ben çocuk ya, ona güzelliğine hayran olmuştum bir yerde. Bir de bu erkek meselesi var ya, orada bir hikayeyi anlatıyor. Mina Urgan'ın evet. Annesi evet. Hatırlarım modada otururlardı. İşte neyse bir gün onlardalar ve Necip Fazıl Kısakürek Mina Urgan'ın annesine gelmiş. Mina ile Halit de orada. O da işte ben erkek falan diye böyle bir şeyler böbürleniyormuş. O arada Mina teyzenin annesi diyor ki
öyle deyip duruyorsun diyor. Bak bu kız var ya diyor, seni sırtında alır bu apartmanı dolandırır diyor, dolaştırır diyor. Aynen ve öyle, evet. Lafını bırakmadan öyle. Hakikaten Halet sırtını alıyor fazla kısa küreği, dolaştırıyor. Ondan sonra da gelip yatar cup diye atıyor bir yerde. Bırakıyor. Hiç evet, sesi evet. Çıkmıyor ondan evet, sonra evet. Fazla. Bu efendim bu cesaretini, özgüvenini, gücünü gösteriyor. Bir yerde fiziksel gücünü de gösteriyor. Son derece iyi bir eğitim almış, son derece akıllı ve güçlü bir cumhuriyet kadınıydı Halet Çambel. Biyografisini dinliyor olmaktan dolayı da çok memnun oldum. Katılımınızdan dolayı sizi de gördük. Çok memnun oldum. Sağ olun. Bir şey daha burada okudum. Hamdi Yücel Gürsoy'un anlattığı İyilik meleği olaraktan diyor. Fakat bu arada işte bir şeyler geliyor. Bunlar Kadir, yani Halit'i arıyorlar. Mecbur o şey, köye indi diyorlar. Kadirli'ye gidiyor. Bir bakıyorlar Kadirli'de. O gün pazar yerinde bir adam boğa yılanı, kaval çalarak boğa yılanını oynatıyor. Ondan sonra bir gönüllü var mı diyor. Halet çıkıyor. Ben varım diyor. Ve boğa yılanını bu kavalla Halet'i sarıyor. Etrafını. Halet de resmini çektiriyor. Resmimi çek diyor. Ondan sonra onu Mina'ya gönderiyor. Mina fakat onu deli bu kız diyerek, yani arkadaşların elinde dolaşırken bir çocuk görüyor, korkuyor, yırtıyor falan. Arkasından bir akademik Almanya'dan bir grup geliyor, şey yapacak, bunlarla işbirliği yapacak. Yine geziyorlar. Kadirli'de yine pazar var. Fakat o resim gittiği için Halet çok bozuk. Yani o şeyle, boğanın kendini sardığı resim, bir bakıyor yine o adam orada kaval çalıyor boğa yılanı. Sen yine beni sardır diyor. Bir daha sardırıyor ama o esas bunun şeyler, üniversiteden gelenler başka bir tarafta. Fakat tam bu boğaz sardığında onlar bunun yanına geliyor. Bu yine resim çektiriyor. Fakat onu gördüğü zaman o grup, bunlarla iş yapılmaz, bunlar deli diye bırakıp iş yapmaktan vazgeçiyorlar. Yani bir yerde çok da matrak insanlar da. Onun için ben çocukluğumda diyeceğim, doğru, müthiş hocalar, profesörler, eğiticiler, araştırıcılar, çok eğitimliler, her lisan konuşuyorlar ama aynı zamanda matrak ve çok insandılar. Yani dediğim gibi çocukluğundan beri insanı kendine hayran bırakan ve değer verildiğini hisseden, yakın hisseden bir insandı. Evet. Müthiş. Teşekkürler. Evet. Müthiş. Halet'in isminin, pardon, izin var mı Şener Hocam? Tabii estağfurullah. Estağfurullah, çok memnun oluruz. Gerek yok, lütfen. Aynen. Halet Çambel'in adı nasıl Halet Çambel olmuş? Bağdat'ta savaşta olan babasının zabit arkadaşının ismi Halet idi. Halet, iyi at binen, kılıcı ustaca kullanan, kadınların hayran olduğu yakışıklı delikanlı demekti. Halet genç yaşta bu savaşta şehit düşmüştü. Çok sevdiği bu arkadaşının ölümü üzerine babası bu hamilelik sonlandığı zaman kız da olsa erkek de olsa ismini Halet koyacağım demişti. Böylece değerli bu cumhuriyet kadınımızın ismi Halet olmuştu hocam. Ay harika, çok güzel kalktılar. Evet. Süpersiniz hepiniz. İsmine uygun güzel bir şekilde yaşamış. Ne güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Şenay Hanım, yavaş yavaş toparlayalım mı? Ne dersiniz? O zaman son videoyu da ben göstereyim rica isterseniz. Rica ederim. Bu da arkadaşlar Nail Çakırhan'la Halet Çambel yürüyüş yaparlarken çok sevdikleri bir şarkı varmış. Hep o şarkıyı söylerlermiş yürüyüşte. Şimdi siz de dinleyeceksiniz. Melih Güneş bu şarkıyla birlikte kısa bir video hazırlamış. Şimdi onu izleyeceğiz. Duyuluyor değil mi? Evet. Mikrofon şey çıkık mı kulaklık? Duyuluyor. Duyuluyor. Bana sapı var.
Sabah kibrit adı bir şarkı öğretmişti. Onu beraber söyledi. Sonra şarkı söylemişti. Снова мы с тобой вдвоем, летним поздним вечерком, на столе старинный самовар. Что нам годы, ерунда, ты все так же молода. Да и ты еще не стар, а самовар кипит. Чаек заваренный, поговори со мной, поразговаривай. А ты с вареницем, я с вареницем. Все переменится, и ты с вареницем, и я с вареницем. Все переменится, все переменится. Не скопили ничего, нет авто и нет мотора. И в деньгах я счастья не искал. Счастье — это ты и я, это наши сыновья. Дети, вот и весь наш капитал. А самовар кипит, чаек заваренный. Поговори со мной, поразговаривай. А ты с вареницем, и я с вареницем. Все переменится, все переменится. И ты с вареницем, и я с вареницем. Все переменится, все переменится. Никого ты не вини, что сегодня мы одни. Верю, наши дети прилетят. Садим дружно за столом и чайку всем нальем, как когда-то много лет назад. А самовар кипит, чаек заваренный. Поговори со мной, поразговаривай. А ты с вареницем, я с вареницем. Все переменится, все переменится. И ты с вареницем, я с вареницем. Все переменится, все переменится. Самовар кипит, чаек заваренный. Поговори со мной, поразговаривай. А ты с вареницем, я с вареницем. Все переменится, все переменится. И ты с вареницем, я с вареницем. Все переменится, все переменится.